Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 19 Mayıs Cuma. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. 2022'deki fiyat düşüşlerine rağmen artmaya devam eden ve üst üste rekorlar kıran Bitcoin madencilik zorluğu yeniden zirve yaptı. Yaklaşık 2 haftalık aranın ardından dün itibariyle yeniden ayarlanan zorluk 49.55 trilyona yükseldi. Bu arada hash rate de 354 exahash'e ulaşarak rekor tazeledi. Hash rate, Bitcoin üretmek için kullanılan donanımların toplam hesaplama gücünü, zorluksa Bitcoin üretmenin zorluğunu ifade ediyor. Hash rate arttıkça zorluk da artış gösteriyor. Coinbase'in birkaç gündür sürdürdüğü geri sayım sona erdi. Herkes bu geri sayımın arkasından ne çıkacağını merak ederken gizem dün çözüldü. Buna göre Coinbase, Coinbase One adını verdiği abonelik hizmetine yeni özellikler ekledi. Coinbase'in abonelik hizmeti ayda 29.99 dolar karşılığında sıfır işlem ücreti ve özel destek ekibi sunuyor. Ayrıca üçüncü taraf hizmetlerinde ücretsiz sunulduğu abonelik türü şu an için 35 ülkede kullanılabilecek. G7 bünyesindeki mali eylem görev gücü, G7 Liderler Zirvesi öncesinde kripto ile ilgili bir bildiri yayımladı. Bildiride G7 ülkeleri kanun dışı kripto alanıyla mücadele etmeye çağrıldı. Ülkelerden kripto paralar konusunda mali eylem görev gücünün seyahat kuralını uygulamaları istenirken bazı ilerlemeler kaydedildiği ancak bunların yetersiz olduğu vurgulandı. Geçtiğimiz günlerde Elon Musk'a Twitter'dan unfollow etmesiyle konuşulan Binance CEO'su Changpeng Zhao, Dogecoin ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Zhao, Dogecoin'in bugüne kadar gelebilmesinin kendisini şaşırttığını ve bunda Musk'ın katkısının büyük olduğunu söyledi. Zhao, beni en çok şaşırtan meme coin Dogecoin oldu. Bu zamana kadar geldi, süper uzun bir zaman. Çok önce yok olacağını düşünüyordum ama Elon Musk ona el attı ve hayatını kurtardı. Muhtemelen de yaşamını önemli seviyede uzattı şeklinde konuştu.